Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Ben de şöyle bir kutu var. Bunun açılışını yapacağız ve kurulumunu yapacağız tabii ki. 29 Temmuz tarihinde BİM'de satışa sunulan Gaming çalışma masasının kutu açılışını ve odamıza kurulumunu gerçekleştireceğiz. Normalde bu videoyu yayınlamayacaktım. Yani kutu açılışı yapmayacaktım. Ancak bugün gördüğüm 21 Ağustos'ta tekrar ürün satışa çıkacak. Yani 5 gün sonra. Belki tekrar almak isteyenler, ürünü kaçırmış olanlar olabilir. Satış fiyatı normalde 249 TL arkadaşlar. Daha farklı online satış sitelerinde fiyatı yüksek. Kendi sitelerinde ise satışı yok. Şöyle baktığımız zaman siyah renk üzerine kırmızı desenlerin işlendiğini görüyoruz. Gayet büyük ve özellikli bir masa. 120 cm genişliği var, 60 cm derinliği var ve yükseklik olarak da yanılmıyorsam 70 ya da 72 santimde yüksekliği var. Ürünün bir adet de monitör yüksekliği için ara katı var arkadaşlar. Onun haricinde gerçekten size keyif verecek bir ürün. Normalde küçük bir bilgisayar masası kullanıyorum ama artık insanın tabii ihtiyaçları bitmiyor. Masa yetmiyor ya da internette gördükçe, farklı masalar gördükçe insan hevesleniyor, almak istiyor. Birazdan göstereceğim ne şekilde olduğunu. O şekilde görünce de insan bu tarz uygun fiyatlı, fiyat performans ürünler geldiği zaman da kaçırmak istemiyor. Ben de tam olarak bunu yaptım ve böyle bir ürün alarak bir tık daha bu hobi alanımı güzelleştirmek istedim. Hadi şimdi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ise kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımda bir adetli çekiliş düzenliyorum. Yukarıda çıkacak olan karta tıklayarak ilgili videoya gidebilir. Oradaki şartları yerine getirerek ücretsiz bir şekilde siz de çekilişe katılabilirsiniz. Şimdiden katılan arkadaşlara bol şans diliyorum. Şimdi şu masayı şöyle bir alalım. Şimdi hemen size şu anki çalışma ortamımı göstereceğim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şöyle bir yaklaşık 60 cm uzunluğunda bir masa kullanıyorum. Üzerinde ise işte içecek içerken bardağımı koymak için bir altlık, led ışıkları için kumanda, kulaklığım, diğer ekipmanlar, şarj kabloları vesaire. Şurada üçlü priz, şurada kalemlik olarak kullanıyorum. Şurada bir adet soft box'ım var. Kasam ise şöyle kenarda duruyor. Hatta sığmayan ekipmanları da şöyle koyuyorum arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız şurası tam olarak yeterli gelmemeye başladı. Bilgisayar sandalyem yok. Şöyle bir koltukla kullanıyorum. Aslında şu klavyeyi yerini çekerek, tabii biraz eski masa olduğu için ikinci el almıştım. Sıkıntılı artık yuvaları da. Şuraya tam denk geliyor koltuk. Çok güzel bir mesafeyle kullanılıyor ama bu masayı koyunca büyük ihtimalle bir de bilgisayar sandalyesi almak zorunda kalacağım. Bunun haricinde şöyle baştan sona sığacak bir düzeyde. Ölçümlerini falan yaptım. Buraya gayet güzel bir şekilde sığıyor. Almak isteyenler, bence şu an kurmadım ama kurulum videolarından ve kurulmuş fotoğrafları görünce alınabilecek bir ürün. Şöyle kutuya baktığımız zaman tamamen Türkçe açıklamalı. İyi bir oyuncu için iyi bir ipucu. Atlantics diye yazılmış. Görmüş olduğunuz gibi siyah renk üzerine kırmızı yan desenler var. Ve bir adet de kulaklık askı aparatımız mevcut orada. Şurada kasamız için bir yer mevcut ve kablolama ve havalandırma delikleri mevcut arkadaşlar. Özellikle bilgisayar kasasının olduğu yerde olması büyük bir avantaj. Şu üst kısımdaki yerlerden, özellikle sağ taraftan kulaklığınızı vesaire kabloyu sarkıtarak rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca ben kablolama için şöyle bir kablo cırt bağları kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar da gayet kabloları tertipli, düzenli tutmaya yardımcı oluyor. Bunlardan ihtiyacı olan varsa bana yazabilir. Küçük bir ücret karşılığında satışını yapıyorum. Masamızı kuralım, yeni yerini alalım ve bilgisayarımızı da masaya aktaralım. Şöyle makas vasıtasıyla ya da fasa da daha rahat olur. Bantları kesiyoruz. Dilerseniz şöyle yapalım. Ben bunu şöyle yatırayım. Şu yanları da açalım, daha rahat olacak. Evet. Kaldırıyoruz kutumuzu. Şöyle ileriye doğru attık. Şöyle önce bir baktığımız zaman ürünlerin aslında ben bir şöyle pat pat diye tabir ettiğimiz poşetlerde olmasını isterdim. Çünkü belli ki bazı yerlerinde çiziklerle karşılaşacağız.
Burada özellikle birkaç pastel boyu gibi izler var. Bir adet montaj kılavuzumuz var. Şöyle bir poşet içerisinde bu bahsedilen işte Minifix, Cavella gibi, Vidalar gibi ürünler var ve kulaklık askı aparatı var. Gerçekten bayağı sert bir ürün. Hiç elle bükülmüyor bile. Bu da böyle durabilir. Havalandırma kapakları 12 tane olması gerekiyor. 12 tane şöyle kapaklarımız var. Ürünler şu an çok tozlu. Ben şunları hemen bir su tutayım. Bunlar kuruyana kadar da diğer ürünün montajını yaparız. Ürünler çok tozlu. Şöyle bir ıslak nemli bezle bir kurumadan önce bence şöyle silmekte fayda var. Kurduktan sonra çok zor olabilir. Daha ince köşelere ulaşmak için. Şöyle evlerimizin vazgeçilmezi sarı bezimizle. Evet, tam 10 dakika oldu. 10 dakikada bütün temizliği bitirdim. Sadece ana tabaka kaldı. Onda da bezi değiştireceğim arkadaşlar. Bir soluklanayım, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, kapaklarımız da kurudu. Çok güzel oldu gerçekten bunlar da. Şimdi tabii sarı bezle sildiğimiz için masayı ister istemez üzerinde sarı bezin iplikleri kalıyor. Onları da atmak için kuru bir bezle de tekrar üzerinden geçerek sarı bezin de tamamen ipliklerin üzerinden alabileceğiz. Evet arkadaşlar, temizliği bitirdik. Sıra geldi asıl işe, kurulma. Gerçekten canım çıktı. Vallahi yoruldum. Ama dediğim gibi insanın aklına gelen başına geliyor. Şöyle şu taraflarda, bu taraflarda biraz lekeler, izler var. Onlar çıkmadı. Evet arkadaşlar, öncelikle poşetteki malzemeleri ayırıyorum. İş yaparken daha kolay olması için. Şu gerçekten çok kaliteli bir şey ya. Şu ürün. Şöyle iki tane vidalama yeri var. Şöyle duruyor montaj yapınca. Gerçekten kaliteli ya. Şimdi arkadaşlar şöyle montaj malzemelerini bir göstereyim. Anlatırken daha rahat anlayabilmeniz için. Şu Minifix kafası diye geçiyor. Şu arkadaş Minifix mili. Şöyle bir ucu yıldız. Bu arkadaş plastik bir malzeme. Cavella. Bu da ayak pabucu. Bu da kanal plastiği. Şimdi arkadaşlar kurulama başlıyoruz. Şimdi kılavuzda harfler var. Ürünlerin her birinin harf kodu var. Şuraya şu şekilde işlenmiş. Ben de burada harf koduna söylerken siz rahatlıkla bulabileceksiniz. Zaten çoğun yeri belli arkadaşlar. Önce şuralara yerleştiriyoruz. Minifix kafalarını bir tane buraya, bir tane buraya taktık. Şu beyaz olan yerlere Minifix millerimizi yerleştireceğiz. Bunun bir tarafı dediğim gibi yıldız, bir tarafı da vidalama için. Bunun sonuna kadar vidalıyoruz. Taş gibi oldu. Şu Cavella diye tabir ettiğimiz siyah plastikler de buraya arkadaşlar. Şöyle elle ittirilebiliyor. Milimizi takıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu hazırladık. İkincisinde E'ye geçtik. Hemen üzerindeki sarı bezimizin kalıntılarını alıyoruz. Yine aynı şekilde önce Minifix kafaları, Minifix milleri. Yanlış takma imkanımız yok arkadaşlar. Şöyle. Sıra D'de. Sıra geldi C'ye. C tabaka oluyor arkadaşlar. Yani monitörümüzü, klavye, mouse'umuzu, diğer eşyalarımızı koyacağımız tabaka. Şimdi bir şey diyeyim mi? Aklıma ne geldi? Şimdi burası çok siyah ya.
Belki siyah rengi çok sevmeyenler olabilir. Yani siyah kırmızı evet uyumlu ama çok koyu gelebilir. Bunun üzerine reklamcıdan bir kaplama yaptırılabilir. İşte birazına PUBG, birazına Fortnite, birazına CSGO gibi ya da hangi oyunları oynuyorsanız onun gibi. Hatta kendi görselinizi bile sevdiğiniz görseli yaptırarak üzerine kaplama yaptırabilirsiniz. Daha hoş, daha güzel olabilir. Bunun üzerinde çalışacağım. Ve ayrıca buna şu an masamda da var. LED ışık da yapacağım. Böyle geceleri oda ışığı açmaktansa LED ışık açarak daha loş bir ortamda keyifli bir şekilde bilgisayar kullanabileceğim. Onu da ilerleyen videolarda göreceksiniz. Ama gerçekten iki kişi çalışmakta fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün montajları tamamladım. Böyle yerleştirdik. Bütün hepsi şu an montaja hazır. Şimdi de kurulum aşamasına geçiyoruz. Kuruluma başlamadan önce ayak pabuçları da takmayı unutmuyoruz. Her tabakaya ikişer tane takıyorsunuz arkadaşlar. Bir ön tarafı bir arka tarafa gelecek şekilde. F en sol başta. E ortada. Ortaya da G bölümü. Hemen. G'de ters düz. Arkadaşlar şu iç kısımdan ayırt edeceksiniz. Şurası iç kısma bakacak. Sıkabildiğiniz kadar sıkıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir yerden sonra duruyor. Bilgisayar kasasının zeminine denk gelen H bölümü var. Şimdi H'yi denk getireceğiz. Bunda da yine minifix kafaları içeriye bakacak. Zemini de tamamladıktan sonra en sağ bölüme de D bölümü arkadaşlar. Zemin kurulumu tamam. Kasayı koyacağımız yer hazır. Buralar hazır. Şimdi ise tabakayı yerleştireceğiz. C tabakası. Zaten ters koyma imkanınız yok arkadaşlar. Şöyle biraz baskı uygulayarak tamamen oturmasını sağlıyoruz. Minifix kafalarını sıkıştırıyoruz. Şimdi bu kadar kurduktan sonra kulaklık aparatını takmak size kalıyor. Şu şekilde sağ yan tarafa ya da tercihe göre sol yan tarafa takabilirsiniz. Şimdi bu üç tabakayı takacağız arkadaşlar. Son parça olarak da plastiklerden önce mobilya olarak en üst tabakamızı yerleştiriyoruz. Böylece kurulumu tamamladık. Vallahi yaklaşık 1 saat, 1,5 saatimi aldı. Gerçekten değdi diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kurulumu tamamladık. Gayet şık, kullanışlı, günümüz şartlarına uygun. Yaklaşık nasıl diyeyim? Sabit kullanımda yani 3-4 sene idare edebilecek bir masa. Yalnız masadan şöyle bir fazlalık çıktı. Hiçbir şekilde kaplaması olmayan ve diğer malzemelere göre biraz kalın. Bunun ben böyle ne olduğuna baktım, ettim ama anlayamadım. Kendi yorumumla monitörde biliyorsunuz şu üst kısma koyunca çok havada kaldığına dair internette hep yazılar dolanıyor. Bu belki monitör destek aparatı gibi olabilir. Şöyle alta koyarak şurada bakın şöyle göreceğiniz üzere elimden
monitörden oluşabilecek buradaki yükseklik farkını kapatmak için kullanılmış, koyulmuş olabilir. WhatsApp destek hattına yazdım. Ancak bugün pazar olduğu için şu an cevap vermiyorlar. Hafta içi cevap vereceklerdir. Onu da videonun açıklama kısmına öğrenir öğrenmez yazarım arkadaşlar. Koyduğunuz zaman. Evet, biraz yüksek kaldı söylenir. Ben de şu an biraz alçakta kalıyorum. Bilgisayar sandalyesi olmadığı için koltuk biraz daha ona nazaran alçak. Ama yüksekte kaldığını düşünen, yani kullanamayacak şekilde düşünen arkadaşlar monitörlerini bu aradan geçirebilirler. Bakalım, ben de o şekilde deneyeceğim. Evet, bu aparat bunun için koyulmuş olabilir ancak benim bilgisayarın ayağı yetmedi. Evet, benim monitör uymadı arkadaşlar buna. Böyle üste koyduğum zaman aslında şöyle biraz yukarıdan aşağı doğru bakıyor size. Uygun değil ama çok da kötü değil. Sandalye geldiği zaman, bilgisayar sandalyeniz olduğu zaman gayet kullanımı hoş ve pratik olacaktır. Evet arkadaşlar, video biraz uzun olduğu için bilgisayarı başka bir videoda yayınlamayı karar verdim. Bu şekilde bu sadece masa kurulumu ve monitörün olup olmayacağı alakalı bir video oldu. Gerçekten fiyat performans anlamında başarılı bir ürün. Almak isteyenler 21 Ağustos tarihinde tekrar satışa çıkacak, alabilirler. Burayı takmadan da kullanabilirsiniz eğer monitörünüz buraya olmazsa. Ben bir sonraki videoda buna karar vereceğim tekrar dediğim gibi. Onun haricinde kullanışlı alan arkadaşlara hayırlı olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.